Hepinize tekrar merhabalar. Ben İlker, kanalıma hoş geldiniz. İki tane araba videosundan sonra bugün de yemek yapalım dedik. Ne mi yapacağız? Bulaşık makinesinde balık pişireceğiz. Olmaz demeyin, yapacağız olacak. Hadi buyurun, geçelim. Şimdi elimizde bir adet lax var. Şimdi yapıma geçelim, hem anlatalım hem ne var ne yok. Şimdi isteyenler bunu büyük bir kavanozun içine de koyabilirler. Ağzı sıkı bir kavanozun. Ben şöyle fırın poşetini tercih ediyorum. Şu da fırın kağıdım, yanmaz. Şimdi ne yapacağız? Bir tane önce bir tabak getireyim şöyle şeyleri atmak için. Evet, fazlalıkları buraya bırakalım. İnce ince limonu doğruyorum. Bulaşık makinesinde yavaş yavaş içten içten 2 saatte pişeceği için çok hafif bir ısıda böyle büyük bir yani yanma, büyük bir koku olmayacak. Yaptığım araştırmalarda arkadaşlar somon balığı, laks balığı 60 dereceden itibaren pişen bir balık. Şimdi evinizde ki bulaşık makinesinde bunu yapmak istiyorsanız eğer yüksek ısı ayarında, şimdi size göstereceğim onu. Benim makinem 70 derece ayarı var. 70 derecede bulaşıklar yıkanırken bunu da içine verebileceksiniz. Şöyle dilim somon laksımız, soğanlarımızı, limonlarımızı koyduk. Ben tercihen limon da tercih edebilirsiniz. Soğan, ne bileyim kekiğinizi, baharatınızı. Ben baharat aldım, balık baharatı. Balık baharatını da şöyle balığımın üstüne döküyorum. Bu arada kokusu müthiş. Wow. Şöyle çevirdik. Bakın limon en üstte kaldı. Soğan arada kaldı. Balık baharatımızı şöyle devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar. Bu yöntemi 5 yıldızlı otellerde, büyük restoranlarda, düşük ısıda pişen yemeklerde uyguluyorlar arkadaşlar. Enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Özellikle Avrupa'da bu çok kullanılıyor. Bilmiyorum Türkiye'de yaygın mı? Hem bulaşıklar yıkanıyor hem de düşük ısıdaki yemekleri pişiriyorlar. Şöyle ıspanak aldım. Yaprak ıspanak. Şimdi çok yüksek ısıda olmayacağı için hafif böyle güzel bir ne ölü ne diri pişme kıvamı olacak yeşilliğimizin. Ispanağımı da yanına yatırıyorum. Şu şekilde. Ispanağımı da hafif balık tuzuyla tuzluyorum. Ispanağımın üzerine lezzet vermesi açısından seviyorum. Soğanı çok ince doğrayacağım. Soğana da az bir şey baharatımızı dökelim. Bakın. Şimdi dediğim gibi bunu fırın kağıdına sarıp alüminyum folyoya da sarabilirsiniz sonradan. Direkt alüminyum folyoya temas ettirmeyin. Ben fırın poşeti tercih ediyorum. Ağzını eğer güzel kapatırsanız hiçbir koku bırakmaz makinenize. Şimdi güzelce kapatıyoruz. Ama dikkat edilmesi gereken husus, bulaşık makinesinin yüksek ısı ayarındayken bunun içeri atılması. Benim makinem 70 derecede. Tabi bunun kendi pişme buharıyla falan 80 dereceyi bulacak. Bulaşıklar biliyorsunuz yıkaması, kurutması yaklaşık 2 saati bulduğu için ne olacak? Yavaş yavaş pişecek. Bakalım. Görecek.
Göreceğiz efendim. Nasıl olacak? Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. İlk gördüğümde ben bunu çok şaşırmıştım. Ya bulaşık makinesinde balık mı olur? Bulaşık makinesinde yemek mi olur? Size bir sürprizim daha olacak. Bulaşık makinesinde bir sürpriz bir şey daha yapacağım. Yiyecek bir şey. Hadi canım diyeceksiniz. Yıkamaya vereceğiz. Yıkanırken balığımızı pişireceğiz. Evet efendim, hazır. Şimdi bulaşık makinesine. Şimdi benim makine boş. Şimdi buranın bulaşık dolu olduğunu farz edin. Mesela şu göze, şuraya bunu, balığınızı yerleştirirsiniz. Şu şekilde. Ağzını kapatırsınız. Burada bulaşıklarınız dolu. Efendim, şöyle güzelce yerleştirdiğiniz zaman korkmayın, hiçbir şey olmaz. Balığımızı yerleştirdikten sonra arkadaşlar, makinamızın programları bölümünden 70 derece en yüksek benim makinem. 70 ayarladım. 60 ve üzeri olması gerekiyor. 70'e ayarlıyorum ve kapatıp yıkamaya bırakıyorum. Bu videoyu muhtemelen hafta içi yayınlarım. Yarın Ramazan başlıyor, pazartesi günü. Hepinizin Ramazan'ını kutlarım. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Şimdi balığımız pişti. Bakalım nasıl oldu. Buyurun. Evet arkadaşlar, balığımızı çıkartıyoruz. Bulaşık makinesinde balık mı pişer? Vallahi gördüm, pek inanamadım ilk başta. Sonra yorumları okudum. Oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Dehşet güzel kokuyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bulaşık makinesinde balık. Bakın, soğanlar da olmuş. Şöyle ıspanakları biraz daha çok koyabilirsiniz. Ispanaklar ne çok aşırı aşırı pişmiş, ne de az pişmiş. Tam kıvamında. Görüyorsunuz. Şimdi balığın tadına bakmaya geçelim. İlk gördüğümde dedim olur mu dedim, efsane dedim. Şöyle balıktan tatmak istiyorum. Pişmiş. Ispanak gayet başarılı. Ispanağın piştiğini hissediyorsunuz. Ama o dirilik de var. Yani çok çok ölmüş, böyle ağza geldi mi dağılan bir ıspanak değil. Gerçekten çok lezzetli. Sebzenin az pişmesi değil de tam böyle ayarında pişmesi daha sağlıklı, biliyorsunuz. Ama soğan kokusu gitmiş. Hani soğanı pişirirsiniz de o kokusu gider, yani o öz şeyi gider ya. Bir acılığı vardır. Ama yalnız sadece bir şey söyleyeceğim. Balık gerçekten iyi. Bu yemeğin 2,5 saat sürdü ortalama. 2-2,5 saat. Bir de hani o en sonda makine kurutmaya geçiyor ya, o ısıyı veriyor. Benim makinemin ayarı 70'teydi. O buharla birlikte 80-85 dereceyi kesin bulur kurutma esnasında. Dediğim gibi, kabınızın ağzını güzel kapatırsanız dışarıya hiçbir koku, su salma durumu olmuyor. Makinenin içine hiçbir koku yoktu açtığımda. Bunu tasarruf amaçlı yapıyorlar. Büyük gastronomilerde hem bulaşıklar yıkanırken hem dediğim gibi düşük ısıda yavaş pişmesi gereken ürünler pişiyor. Yo, iyi, iyi, gerçekten iyi. Acayip başarılı. Kapatmaz mı diyor. Allah'a emanet olun.